Merhaba, bu da Gündeme Gelmeli'ye hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de BEYS Strateji Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül'le birlikteyiz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız bugün? İyiyim Ebru Hanım, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Yine bugün konuşulacak çok şey var. Önce işsizlik rakamları açıklandı, onu da konuşacağız ama onun öncesinde dün de siyasette ciddi bir tartışma yaşanıyor. O da açları siz doyurun tartışması. Dün Erdoğan grup toplantısında millet açsa onları da siz doyurun dedi muhalefete. Muhalefetten de ciddi tepkiler geldi tabii. Hem bir cumhurbaşkanının üslubu böyle mi olmalı diye sormak istiyorum. Diğer taraftan da eğer bir ülkede aç varsa, ki olmaması gerekiyor, varsa bunun sorumluluğu da iktidarda değil midir? Şimdi öncelikle bir ülkeyi yöneten, o ülkede iktidarın en tepesindeki adamın bir ülkede aç varsa ondan utanması gerek. Çünkü işini iyi yapamadığının, görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiremediğinin delilidir. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açlarla ilgili ilk lafı değil bu. Daha önce de karınlarını biz doyuruyoruz, yine de oy vermiyorlar demişti. Şimdi aslında bakarsanız biri birinin karnını doyuruyorsa ödedikleri vergileriyle bu seçilmiş ve atanmış kişilerin, devlet yöneten seçilmiş ve atanmış kişilerin maaşını ödeyen millettir onların karnını doyuran. Doğru. Yani şimdi işveren varsa burada, patron varsa patron millettir. Diğerleri çalışandır. Yani Sayın Erdoğan da, Sayın Bahçeli de, Sayın Kılıçdaroğlu da, işte 600 milletvekili, bilmem kaç tane bürokrat, bunların hepsi milletin boğazlarından kesip, rızıklarından kesip ödedikleri vergilerle maaşlarını alıyorlar. Yani karın doyuran siyasetçiler değildir, millettir. Son söylediği laf daha da tuhaf. Neymiş? Aç olanlar varmış, açları da siz doyurun. Bir, sorumluluğunun idrakinde değil. Çünkü aldığı maaş, bulunduğu makam bir ülkede aç bırakmamak üzerine. O için, onun için görev almış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlettir. Sosyal devlet olma vasfı taşır. O ya da bu sebepten. Kimseyi aç bırakmamakla mükellef. Bunun için de sadece kendisine görev verilmemiş, kaynak da tahsis edilmiş. Yani şimdi muhalefete tahsis edilen bir kaynak yok. Muhalefet vergi gelirlerini dağıtmak, vergi gelirleriyle bir fon yaratmak, kaynak yaratmak, onları idare etmekle yükümlü ve öyle bir imkanı yok. Sayın Erdoğan'ın bu ülkede fakir fukaraya yaptığı yardım dahil hiçbir şeyi cebinden yapmıyor. Ya da babasının malını mülkünü satıp onunla yapmıyor. Bu milletin verdiği vergiler, ülke kaynaklarının değerlendirilmesi gibi şeylerle toplanan paraları üreştirerek yapıyor. Yani Erdoğan'ın sorumluluğu bunu doğru ve adil bir şekilde dağıtması. Bir ülkede açların olmayacağı düzeni tesis etmek. Açlık niye olur bir ülkede? Yeterli üretim yapamıyorsundur veya yaptığın üretimi hakkaniyetle dağıtamıyorsundur. Evet. Bir löp 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 götürürken diğeri açık alıyordur. Şimdi Erdoğan'ın görevi bunu engellemek. İki, bu ülkede o ya da bu sebeple çalışamayan, bu psikolojik sebepler olabilir, hastalık olabilir, iş bulamamak olabilir ve bu yüzden açlık çeken insanlar olabilir. Bunları aç bırakmamak, açlıklarına yol açan sorunları çözmek, dertlerine derman olmak zaten iktidarın görevi. Yani bunun için maaş alıyorlar. Yani Erdoğan, bu ülkede bir tek adam aç kalırsa Erdoğan'ın boğazından o lokmanın geçmemesi lazım. Çünkü maaşını, bugün Erdoğan maaşlı bir elemandır. Yani bu ülkenin vatandaşların ödediği vergilerle maaşını alan bir kişidir. Bu sorunları halletmek için de şahsi parasını harcamıyor. Milletin parasını açıyor. İşi bu. Eğer bu ülkede bir aç varsa onun sorumluluğu Erdoğan'ın boynundadır. Çok açık ve net. Bu sorumluluğu idrak etmeyip efendim onları açlara siz doyurun demek yani zeytinyağı gibi üste çıkmaktır. Ama şu da bir kenara yazmamız gerekiyor. Demek ki ülkede bir açlık sorunu olduğunun yavaş yavaş farkına varmaya başlamıştır. Ha, eğer demek istediği şuysa, ya biz yorulduk, işte demişti ya metal yorgunluğu, evet, biz bu işi artık beceremiyoruz, yetersiz kalıyoruz, biz çekilelim,
biraz da siz gelin, siz doyurun diyorsa o da o zaman da seçim sandığını getirir, ortaya koyar. Evet, evet. Peki bir taraftan açlık tartışması yapılırken işsizlik rakamları da ilk başlarken söylemiştim. Onlar da açıklandı. 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi olmuş. Yani işsizlik oranını da %13.9 olarak hesaplıyorlar. Ne dersiniz, bu rakam da reel mi? Valla ben Tayyip Erdoğan'ı üzmeme İstatistik Kurumu'nun verilerine itibar etmediğim için bu konuda da fazla bir yorum yapmayacağım. İşsizliğin bundan çok fazla olduğunu, daha da vahime, işim var çalışıyorum diyenlerin de açlık seviyesine maaşları aldığını sen de biliyorsun Ebru'nun, ben de biliyorum. Evet. Şimdi sen işsizi işsiz sayma, hastayı hasta sayma, açı aç sayma. Ve ondan sonra hatta son sizde de yaptığım konuşmada görmüş, ölüyü bile ölü saymıyorlar. Evet. Ondan sonra sorun yok, üzülmeyin efendim diye rapor veriyorlar. Onun için bu açıkladıkları işsizlik rakamlarının gerçeklerle, gerçek işsizlikle örtüşür yanı yok. Evet. Onun için yani üzerinde çok konuşmaya, kafa yormaya bile değer bulmuyorum. Türkiye gerçek işsizlik çok daha vahim durumdadır. Evet, çok daha yüksektir. Evet, doğru. Peki yine çok konuşulan, herhalde 24 Haziran'dan sonra da daha fazla konuşulacak bir şey var. Kanal İstanbul. Proje demeyeceğim. Bu bir proje değil diyorsunuz. Çünkü siz artık onu öğrendim. İlk kazma vuruluyor 24 Haziran'da. İşte dün de konuşmuştuk. Yani o deniz salyasını bitireceğe kadar vardırıldı artık iş. Ama muhalefetin de dün bu konuda ciddi açıklamaları vardı. Yani bu iktidar gittiği zaman biz asla destek vermeyeceğiz. O ödemelerin hiçbirisi olmayacak. Gelenler hani buna göre yatırım yapacaklarsa yapsınlar dediler. Kim finanse edecek? Nasıl olacak? Yani 24 Haziran'dan sonra nasıl bakıyorsunuz buna? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sayın Bakan işte buradan kanal atacağız, müsilaj sorununu halledecek. Temiz su gelecek Karadeniz'den diyor. Sayın Bakan da Karadeniz'in suyunun kirli olduğunu bilmiyor. Yani bu kadar durumun idrakinde olmayan insanlar bu ülkeyi yönetiyorlar. Bilerek söylüyorsa daha vahim. Çünkü zaten sorunumuz Karadeniz dünyanın en kirli denizidir. Şöyle düşünün, bütün Orta Avrupa'nın Tuna Nehri gibi, işte Volga, Don, Dnieper nehirleri gibi, bütün o Batı Asya, Doğu Avrupa'nın kirli suyunu, organik atıklarla, tarımsal kirliliklerle, endüstriyel kirliliklerle yüklü suyu geliyor. Kapalı bir deniz olan Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'in 200 metre altında yaşam yok, o kadar kirli. Yani bunu kendi bilim insanları söylemişti. O kadar kirlilik, o işte metan gazı birikmiş ki Karadeniz havaya uçabilir diyorlardı. Şimdi özellikle tatlı suyla gelen organik kirlilikler ve tarımsal kirlilikler daha yüzeyde. Siz yüzeyde 25 metrelik bir kanal açarsanız Karadeniz'e daha fazla kirlilik yükü boşaltacaksınız. Yani bakan bunu bilmiyor, konuşuyor. Ondan sonra bizi eleştirince de ya siz her şeye karşı çıkıyorsunuz diyor. Bu bir. İki, şimdi AKP biliyorsunuz böyle yap işlet devret projelerini Londra tahkimine falan, yani diyor ki Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri buna şey yapmaz. Biz bunu Londra'ya koyalım, korkmayın gelin falan diyor. Bir kere bu iş iktisadi bir anlaşmazlık değil, bir doğa cinayetidir, suçtur. Yani muhalefet bunu açıkladı aslında. Açıklaması gereken de budur. Bu ülkenin kaynaklarını işbirliği içerisinde nitelikli bir şekilde yağmalamak, yağma suçundan yürüyeceksin. Dolayısıyla o zaman böyle işte tahkim mahkemesi vesaire falan filan devrede olmayacak. Yani efendim ben işte tahkime giderim, işte sözleşmemde yazıyor falan filan, bunlar olmayacak. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği herhangi bir devlet bu işi üstlenir veya finanse ederse biz o devletle ilişkilerimizi de keseriz, bu işi de yaptırmayız, durdururuz. Evet. Çok doğru. Meral Hanım buna destek verdi. Aynı evet. Sertlikte, hatta birazcık daha sert destek verdi. Yani bu işin suç cephesiyle soruşturulacağını. Çünkü şimdi bir hata yapabilirsiniz ki bakın kamu zararına, hatayla kamu zararına yol açtığınız zaman dahi tazmini gerekir. Mesela iktidar değiştiği zaman Kütahya Havaalanı'na imza atan bütün bürokrat ve siyasilerin yargılanması gerekir. Çünkü bu kadar büyük bir beceriksizlikle, basiretsizlikle karar alıp
kamu zararına yol açmanın bir bedeli olması lazım. Şimdi burada basiretsizlik, beceriksizlik veya bilgisizlik de yok. Burada herkes, bütün uzmanlar bunun bir cinayet olduğunu söylüyor. Kente karşı, doğaya karşı işlenmiş bir suç olduğunu söylüyor. Artı işin içerisinde bir de iktisadi suç var. Yani gayri bir feasible bir projeyi işte kaynakları yağmalamak, rant dağıtmak için giriyorsunuz. Dolayısıyla bu işi bir kere o çerçevede değerlendirmek lazım ki tahkim mahkim sözleri devre dışı kalsın. Ve ben muhalefetin bu tavrını sonuna kadar onaylıyorum. Şurada en fazla 24 ay kaldı. Yani 2023 Haziran'ında vatandaş karar verecek. Nasıl bir karar vereceğini bilemiyoruz ama görünen o ki anketlerde ve diğer belirtilerde görünen o ki mevcut iktidarın işi çok zor. Zaten şu anda AKP tek başına iktidar değil. Hani koalisyonları kaldıracağız demişti. Koalisyonla da ittifak oldu. Aslında koalisyon ittifakın Frankçesidir. Evet. Daimi bir koalisyon kurmak zorunda kaldı. Yani şu anda AKP mecliste azınlıkta. Netice itibariyle 2023'te bu tablonun değişmesi için de bir sebep görünmüyor. 2023'te bunlar gidecekler. Daha önce de gidebilirler. Ben aklı başı yerinde herhangi bir yatırımcının böyle bir risk üstleneceğini düşünmüyorum. Çok doğru yaptı yani muhalefet partileri, ana muhalefet bloğu çok doğru yaptı. Yani biz bunun hesabını sizden sorarız der. Ve devlet isterse sorar. Yani devlet ben soracağım derse sorar. O öyle sorar, böyle sorar. Yani öyle hülleyi mülleyi dinlemez devlet. Netice itibariyle ben ciddi bir yatırımcının bu işe gireceğini düşünmüyorum. Lakin şimdi bunlar da göstermelik bir temel atacaklar. Atacakları temel bildiğim kadarıyla işte bu Sayın Davutoğlu bunun da gayri yasal bir iş olduğunu söyledi. Daha evvel açılmış bir ihale var bu altyapı nakledilmesiyle ilgili. Ona bir köprü möprü işlerine entegre etmişler. Vallahi ben söyleyeyim bu işin şakası yok. O köprü işine imza atan bürokratlar, siyasetçiler vesaire bunların hepsi yargılanır. Yani bir suça iştirak etmekten, nitelikli bir iktisadi suça iştirak etmekten yargılanırlar. Yani ben olsam sorumluluk mevkiinde imzasıyla sorumlu olacak bir insan olsam atmam. Yani en kötüsü ne olur? Görevden alırlar, başka bir yere verirler. 5.000 lira maaş almam, 4.500 lira maaş alırım ama ilerideki çok büyük mali sorumluluklardan çünkü kamu zararı, hele hele bilinçli olarak kamu zararı yaratmak ciddi bir suçtur. Evet. Görünen o Kanal İstanbul daha çok konuşulacak, daha da çok su kaldırır gibi de görünüyor bu kanal. Evet. Yani umarım aklı salim galebe çalar, bilim insanları dinlenilir. Yani bu saçma sapan bir fikirdir. Yani bu kadar Türkiye'de para harcanması gereken, acil para harcanması gereken yerler var. Öncelikle onlara konsantre olmak lazım. Böyle yani garip, gureba, saçma sapan fikirlerin peşinde koşmamak lazım hep onu. Diyelim noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkür tamam, ediyorum ben yine bugün. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size hoşça kalın.